Sevgili arkadaşlar, hepiniz çok değerlisiniz. Bana günlük olarak yüzlerce soru geliyor, soru yönlendiriyorsunuz, soru soruyorsunuz. Gönül ister ki onları tek tek cevaplayabileyim. Ben şimdi hepsine toplu olarak cevap vermek istiyorum. Şimdi sorular şunlar arkadaşlar. Genellikle, hocam ben size mail attım. Bana yardımcı olmanızı canı gönülden istiyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Günlük onlarca sorulardan bir tanesi de kişisel gelişim kitapları okudum. Kişisel gelişim seminerlerine katıldım ama bende olmadı. Hocam, beni sürekli ailem, çevrem, iş arkadaşlarım eziyor. Bana değer vermiyorlar. Bana kıymet vermiyorlar. Ne yapabilirim? Bu problemleri nasıl çözebiliriz? Bana ne olur yardımcı olun gibi sorular var değerli arkadaşlar. İlk adım nedir? Ne yapmanız gerekiyor? Bu problemleri nasıl çözebilirsiniz? Size nasıl yardımcı olabilirim? Bu soruların cevabını toplu olarak tek bir cevapla vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi buraya odaklanın. Bütün elinizde ne varsa dikkatinizi bozan her şeyi elinizden kaldırın ki bana odaklanırsanız bu sorunun cevabını alırsınız ve cevabını aldığınızdan dolayı kafanızdaki soru işaretleri azalınca problemi çözmeye başlarsın sevgili arkadaşlar. Şimdi sen hayat kaliteni arttırmak istiyorsun. Zirveye çıkmak istiyorsun. İşte bu merdiven basamaklarının ilki kendini bilmek. Kendini tanımak. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Hayatını israf etmek istemiyorsan, zayi etmek istemiyorsan, iflas etmiş bir iş adamı gibi ortada dolanmak istemiyorsan, ömrünü tüketmek istemiyorsan o zaman kendini bilmen gerekiyor. Biraz önce okuduğum hadis-i şeriftir değerli arkadaşlar. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Bu basamağı kullanmadan ikinci basamağa geçmen mümkün değil. Çünkü ilk basamak kendini tanımak. Neden kendini tanıman lazım? Çünkü senin her insandaki gibi ayak bağların var. Blokajların var. Senin zincirlerin var. Seni hareket ettirmeyen veya önüne gelen bir fırsata elini uzatmana engel olan blokajların var. Yıllardan beri aynı sorunu yaşıyorsun. Senin blokajlarından dolayı, engellerinden dolayı hayır diyemiyorsun. Herkese evet, herkesin gönlünü yapmaya çalışıyorsun. Kendine zaman ayıramıyorsun ki. Bu blokajlarından kurtulmadan, bu ayak bağlarından kurtulmadan ikinci adımı atamazsın. Bir üst levele çıkamazsın. Dolayısıyla ilk önce kendini bilmen gerekiyor. Yani kendini bilirken, kendini tanırken senin ayak bağlarını bulman gerekiyor. Seni tutan şeyler nelerdir? Sonra senin potansiyelin ne? Senin zeka alanının geliştiği bölüm neresi? İster istemez sende bazı yetenekler gelişti. Bazı mücadeleler yaparken hayat içerisinde senin yeteneklerin gelişti. Örneğin ritmik zekan gelişmiş olabilir. Sadece bu ritmik zekasını kullanıp bir sene içerisinde sadece dinleyerek, bakın okuyarak değil, dinleyerek hafız olanı biliyorum ben. Kişi 42 yaşındaydı ve bizim testimizin sonunda kendini tanıdıktan sonra öyle bir yeteneğinin olduğunu öğrendi. Sadece dinleyerek bir yıl içerisinde hafız oldu. Niye? Ritmik zekası güçlü olduğu için. Peki bu hanımefendi kendini bilmeseydi, analize girmeseydi, yani teste girmeseydi, biz onu analiz etmezseydik, o zaman farkında olacak mıydı? Olamazdı değil mi? Mümkün değildi. Çünkü o zamana kadar ömrünü zayi etmiş. Yani böyle bir yeteneği bilmiyor. Öyle bir yeteneği var ama kullanmamış. 42 yaşına kadar kullanmadığı bir yetenek. Yani 42 yaşına kadar ne yapmış? İsraf etmiş ömrünü. O yüzden hadisi şerif çok önemli. Bu hadis-i şerifi ciddi ciddi büyük yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu anlayabilmek için belki 180 kere tekrarlamanız gerekir. Et tekrarı ahsen velev kâne 180. Yani bu hadis-i şerife göre sen eğer hayatını israf etmek istemiyorsan, ömrünü tüketmek istemiyorsan, yeteneğini hemen kullanmak istiyorsan o zaman atman gereken ilk basamak, ilk adım kendini bilmek. Kendini tanımak.
İlim ilmi bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır. İstersen 150 tane kitap oku. İstersen 5 tane üniversite oku. İstersen ordinarius profesör ol. Kendini bilmedikten sonra kendini bilmiyorsan o zaman ömrünü zayi ettin, israf ettin demektir. Bana sorduğunuz soruların cevabı budur arkadaşlar. Yani ilk cevabı budur. Kendini bilmek. Bunu eğer yaparsanız, bu adımı atarsanız zaten kendinize yardımcı olmuş olursunuz. Biraz önce verdiğim örneğe göre, yani hanımefendi kendi yeteneklerini öğrendikten sonra harekete geçti ve arzu ettiği hedefe ulaştı. İstatistiklere göre %90'ın üzerinde insanlar kendini bilmiyor, yeteneklerini kullanmıyor. Örneğin senin bir yeteneğin var, yani bir Ferrari var. Ferrari bu spor arabası. 700 beygirlik spor arabası. Bu var sende ama sen öyle bir arabaya sahip olduğunu bilmiyorsun. Sen sadece önünde tekeri patlamış bir bisiklet olduğunu biliyorsun. Onu görüyorsun sadece ve yıllardan beri 40 yaşına kadar onu sürdün. Ve onu sürerken tabii tekeri patlak olduğu için sürekli bisikletten düşüyorsun ve oranı buranı yaralıyorsun. Ve o bisiklete çocuğunu da alıyorsun, eşini de alıyorsun. Ve sürekli düşüyorsunuz, devamlı kaza yaşıyorsunuz o bisikletle. Yani hayatta yaşadığın, şu anda yaşadığın bütün kazaların sebebi tekeri patlak olan bisikleti sürmenden kaynaklı. Aslında senin sahip olduğun bir Ferrari var. Lüks 700 beygirlik araban var ama ona sahip olduğunu bilmiyorsun. Niye? Çünkü kendini tanımadığından dolayı. Sen öyle bir lüks arabaya sahip olmadığını zannettiğinden dolayı, yani bilmediğinden dolayı, kendini tanımadığından dolayı sürekli YouTube videoları ile veya kitap okuyarak nasıl Ferrari sahibi olacağım diye arayış içerisindesin ve ömrünü tüketiyorsun sürekli. Aslında sende var o araba. Bu zamana kadar sürekli Ferrari'ye sahip olabilmek için kitap okudun. O yüzden kendini bilmeden araştırman, kitap okuman seni bir yere götürmüyor. Bazı insanlar var, ilk adımı atmadan, kendini tanımadan kitap okuyup kendini geliştirmeye çalışıyor. Başkalarına yardımcı olmak istiyorum hocam ben diyor. Ya sen kendine yardımcı ol ilk önce. İlk önce kendini bir tanı. Hangi özelliklere sahip olduğunu bir bil. Şöyle düşün, biraz önce verdiğim örneğe benzer bir örnek daha vermek istiyorum. Sana sürekli tavuksun dediler 18 yaşına kadar ve sana inandırdılar bunu. Sen de tavuk çiftliğinde kaldın bu zamana kadar belki de. Aslında senin sahip olduğun kocaman bir malikane var arkada. Bir arkaya baksan, şöyle bir görsen, bir kendini tanısan aslında 500 metrekare malikaneye sahipsin. İçerisinde 10 metre havuzu olan bir malikaneye sahipsin ama kendini bilmiyorsun. Kendini tanımadığından dolayı sürekli kazalar, sürekli sıkıntılar, sürekli başına belalar, musibetler geliyor. Ve buradan çıkmak için gayret gösteriyorsun, kitap okuyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Sürekli arayış içerisindesin ama hep yanlış adımlar attığından dolayı bir türlü ilerleyemiyorsun. O yüzden ilk adımı atman gerekiyor. İlk adım, en önemlisi kendini bilmek. Senin ayak bağlarını bulmak, senin yeteneklerini bulmak. Bu adımı atmadan boşuna zaman tüketirsin, boşuna emek harcarsın, boşuna hayal kırıklıklarına uğrarsın, boşuna sağa sola para harcarsın. İlk adım atmadan koşamazsın. Sen emekliyorsun. İlk yürüyüşlerini yapmadan nasıl koşacaksın? Öyle düşün. Bir 6 aylık bebeği düşün. Emekliyor. Bu koşmaya başlarsa bu bebek bacaklarına zarar gelmez mi? Zaten bacaklarına zarar geldikten sonra hayat boyu yürüyemez bu çocuk. O yüzden insanlar genellikle en büyük zararı bu şekilde kendine veriyorlar. Yanlış yerde cevap arıyorlar. Problemlerinin çözümünü başka yerlerde aradıkları için, yanlış yerlere gittiğinden dolayı, yanlış basamaklara bastığından dolayı, şu adımı atmadan, yani ilk adımı atmadan ilerlediğinden dolayı bir türlü hedefine varamıyorlar. Aslında onların Ferrari'leri de var, malikaneleri de var. Ama bunlara sahip olduklarını ne zaman öğreniyorlar? Kişiler kendilerini tanıyınca farkına varıyorlar ve bu potansiyeli kullanarak, ayak bağlarından kurtularak çok hızlı bir değişim yaşıyorlar.
kişiler kendilerini tanıdıktan sonra. Yani arada uçurumlar var, dağlar kadar fark var. Ve bu dağlar kadar farkları ben size her seferinde gösterdim bu zamana kadar. 570 tane video yaptım. Bu videoların içerisinde çok kaliteli değişimler yaşayan insanları gördünüz. Baktınız o videoları, seyrettiniz. Onlar söylediler, onlar şahitler. Onların hayatları nasıl değişmiş? Onlar tek tek anlattılar ve genellikle söyledikleri cümleler nelerdir bu insanların? Eğer incelerseniz, bakarsanız, videoların arasında bulursanız, onlar ne dediler? Benim ayak bağlarımı fark ettim. Zincirleri kopardım. Engelleri kaldırdım kendimi tanıdıktan sonra. Sonra ne yaptım? Bana verilen büyük yetenekleri, nimetleri kullanmaya başladım. Tekeri patlak bisikletten Ferrari'ye geçiş yaptım. Veya en lüks Mercedes'e geçiş yaptım. O çünkü benim yeteneğimdi. O yetenekleri kullandıktan sonra başarıya ulaştım. Bunları ben size hep ispatladım değerli arkadaşlar. Bunları videolarımda bakın görürsünüz ve Instagram'a bakın görürsünüz. Binlerce yorum var. Binlerce değişimleri story'de görebilirsiniz. Dolayısıyla ilk adım neydi? Kendini tanımak, kendini bilmek, engelleri kaldırıp potansiyelini öğrenip potansiyelini kullanmak arkadaşlar. Bu ilk adımı atmadan merdivenin ikinci adımına geçemezsiniz. Yükselemezsiniz. Adım adım ilerleyemezsiniz başka türlü. Sadece yıllardan beri hep aynıyım. Hocam ben küçük Emrah'ım demeye devam edersiniz. Çünkü hayatınızda bir şey değişmedi. Çok uğraştınız. Ben biliyorum. Yüzlerce kez duydum. Bana hep söylediler. Hocam 15 seneden beri kişisel gelişim yaptım. O kursa gittim. Bu kursa gittim. Şunu yaptım, bunu yaptım ama yine aynı. Aynı tas, aynı hamam. Hiçbir şey değişmedi bende. Evet, değişmez. Ben sana söylüyorum. Peşin söylüyorum sana. Değişmez. Çünkü sen ilk adımı atmadın. En önemli adımı ciddiye almadın. O hadis-i şerifi okumadın. Kendini bilip ömrünü zayi etmeme konusuna dikkat etmedin. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın hadisi şerifini dikkate alman gerekiyor artık. Vakti geldi. Artık vakti geldi. Hocam ben 23 seneden beri psikologlara gittim. Hep her hafta ayrı ayrı insanların yanına gidip onlardan yardım istedim ama benim hayatımda bir şey değişmedi diyenleri duydum değerli arkadaşlar. Onların hayatı değişti. Onlar düzeldi. Peki onlar neden 23 seneden beri başarılı olamadılar? Neden onların hayat değişmedi? Çünkü bu adıma atmadıkları için başarısız oldular. O yüzden bütün sizin sorduklarınız sorulara tek cevabım bu arkadaşlar. Kendini bilmek, kendini tanımak. Potansiyeli öyle kullanabilirsiniz, öyle başarabilirsiniz. O şekilde ilk adım attıktan sonra yükselebilirsiniz. Bu konuyu ben size Instagram'da anlattım. Yani bu adım adım kaliteni arttırma merdivenini 24 ayara çıkmak konusunu anlattım. Yani altının ayarı gibi bir ayardan 24 ayara nasıl çıkarsınız? Yani kalitenizi basamak basamak nasıl arttırabilirsiniz? Sizin kaliteniz artınca hayatınızda neler değişir bunu Instagram'da anlattım. Girersiniz Doktor İsa Mail yazarsanız Instagram'da bu videoyu orada anlatıyorum. 28 dakika sürüyor ve bu videoyu izledikten sonra birçok kişiden feedback aldım. Değişimler, farkındalıklar yaşadıklarını onlar bize bildirdiler. Siz de oraya girin, bakın videoları izleyin. Sizin hayatınızda da bir şeyler değişeceğine inanıyorum. Siz yeter ki bu videoyu iyi izleyin, iyi odaklanın, dediklerimi not alın. İsterseniz bu videoyu bir daha izleyin. Ta ki anlayana kadar sizin de hayatınız değişecek. Hülasa bu başarı basamaklarının ilk adımı kendini bilmek. Sen bu adımı atmadan şu adımı atarsan başkalarına zarar verirsin. Veya şu adımı atarsan yanlış yerden başlamış olursun. İlk önce kendine ve başkasına zarar verirsin. Çoğu insanlar, hocam ben birilerine yardımcı olmak istiyorum. İlk hedefi bu. O zaman adım adım ilerle. Basamak basamak yukarıya çık. O yüzden ilk basamağı uygula. Kendini bil. Ki ömrün zayi olmasın. Değerli arkadaşlar, biz programlarımızda hayat kalitesini arttırmak için insanların bizim programlarımıza katılan arkadaşlara eşlik ederek ona şu basamakları adım adım
attırıyoruz ve eşlik ediyoruz. Her basamakta ona eşlik ediyoruz ve yanındayız onun ve ona tek tek adım adım her yöntemi ve tekniği göstererek onun kalitesini arttırıyoruz. Zaten bir kişi bu adımları atarak yükseldikçe hayat kalitesini arttırıyor, hedefine ulaşmış oluyor. Sen de hedefine ulaşmak, yani hayat kaliteni arttırmak istiyorsan o zaman yapman gereken ilk adım, ilk şey birinci adım, kendini bilmek. Artık ne yapacağını biliyorsun. Sen de sana yardımcı olmamı istiyorsan, bu yolculukta sana eşlik etmemi istiyorsan, yani sana yol göstermemi istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Zaten sen benim programa katıldığında ilk yaptığımız şey şu birinci basamak. Kendini bilmek, blokajları bulmak, yetenekleri kullanmak. Blokajları ortadan kaldırıp yeteneklerini fark edip o yetenekleri kullanmak. Ve programın sonunda kişinin kalitesini arttırmak ve kişinin hedefine ulaşmasını sağlamak. Bu basamakları bizim anlattığımız gibi atarsa o zaman zaten kalıcı bir değişim oluyor. Yani hedefine kalıcı bir şekilde ulaşmış oluyor. Eğer sen de benim sana yardımcı olmamı istiyorsan o zaman yapacağın şey bizimle iletişime girmek. Hemen videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup göndermek. Bu kadar. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz değilsen YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum ve bu videoyu sevdiğin arkadaşlara da gönder. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.